Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burak Elmas Sayın Başkan'ın açıklamaları vardı. Özellikle Falcao Fegüli ile ilgili yaptığı açıklama var ve Falcao ile Fegüli'den kulüp bulmalarını istedik. görüştü kendileriyle. E, bu yönetim kararıdır şeklinde bir açıklaması var ve yıllık olarak aslında bu yönetim kararıdır derken altını doldurayım ben biraz bunu. Hı. Buradaki amaç artık Galatasaray bir politika belirledi. Transfer politikası yeni yönetimi itibariyle. Diyor ki tabi bunu sözlü olarak bir yerde söylemediler ama aldığımız bilgiler doğrultusunda konuşuyorum. 2,5 milyon avro maksimum yıllık ücreti geçmeyi istemiyor Galatasaray. Bundan sonraki süreçte belli bir ücret skalası belirlemek amacında o civarda tutmayı istiyor. Falcao ile Feguri'nin şu an itibariyle yıllık garanti kazancı net garanti kazancı 8,5 milyon euro en az minimum. Şimdi bak ben sana şunu söyleyeyim. Kulüplerimizin Galatasaray üzerinden başladıklarında bütün kulüplerimizin Hı. ne kadar amatörce yönetildiğini gösteren işler bunlar. Belli. Ve Falcao transferinde transfer olduğunda bilinen resmi rakam 2 milyon peşin 3 milyon taksit halinde Oyuncuya 5 milyon verilecek. Bak buraya not etmişim. 5 maç daha oynarsa 11'de koskoca Falko'dan bahsediyoruz. 500 bin euro daha. 10 maç daha oynarsa 500 bin euro daha. 14 maç oynarsa 600 bin euro daha. Şampiyon olursa 200 bin. Bunlar oynamazsa, kadroda olursa, sonradan oyuna girerse bu paranın %50'sini alıyor. Daha sayma. Da olursa... Bak kadroda olursa hiç oynamazsa bu paranın %15'ini alıyor. Yani adam hiç oynamasa bile korkunç bonuslar kazanıyor. Şimdi bu sözleşme tam anlamıyla işte yani kulüplerin akıl ve izanla yönetilmediğini gösteren bir durum. Falka nasıl geldi? Falka niye alındı? O dönemi bir hatırlayalım istiyorsan. Falka'ya hoca onay verdi mi? Vermedi. Ya neredeyse Falka'yı istemiyorum. Demedi evet. bir tek. Yani hoca, Fatih Terim bir tek Falcao'yu istemiyorum dedi. Ya, ayıp olmasa onu da diyecekti de at demedi. Fatih yani. Hoca demedi ama atla evet. yani bir hatırlatma yapayım. Hasan Şaş Hoca Hı -hı. o dönemde kulüp televizyonunda bir açıklaması oldu ve Hı -hı. gündemimizde yok gibi bir ifade kullandı. Bu da aslında bir anlamda hocanın ha, transfer söylemiydi. Transfer hocanın isteğiyle ya da onayıyla yapılır. Veli. Hı -hı. Transfer yönetici futbolcu da poz versin diye yapılmaz. Doğru. Transfer Twitter hashtag'iyle yapılmaz. Transfer sadece taraftarın isteğiyle yapılmaz. Orada bir futbol takım var ve bu takımın başında bir hoca var. Sen kafana göre sırf tırnak içinde söylüyorum şov amaçlı sırf taraftar mutlu olsun bana sallamasın. Sırf sosyal medyada beni desteklesinler. Aslansınız kaplansınız desinler diye transfer yapılmaz. Yaptığın zaman kulübünü böyle zarara uğratırsın. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Radamel Falcao açıkladı. Bana bir hafta süre verin ayrılacağım. Galatasaray'da maliyetlerinden dolayı alması istenen isimlerden Radamel Falcao olumlu bir yaklaşım gösterirken Sofyan Feguli ise ayrılık niyetinde olmadığını gösterdi. Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre Sarı Kırmızıların tecrübeli golcüsü Falcao ayrılık için yönetimden bir hafta süre istedi. Kolombiyalı forvet Amerika Futbol Ligi MLS'ten bir takıma transfer olacağını ve anlaşma sağladığını bildirdi. Amerika'ya gideceğini sarı kırmızıları ileten tecrübeli futbolcu yeni sezonda kesinlikle Galatasaray'da kalmayacağının altını çizdi. Falcao gidişiyle beraber Galatasaray 5 milyon euroluk net ücretinden kurtulmuş olacak. Radamel Falcao'nun bu iyi niyetli yaklaşımına karşın Sofyan Fegül'den olumlu bir adım gelmedi. Cezayirli futbolcunun ayrılma niyetinde olmadığı öğrenildi. 3.8 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcunun bu olumsuz tavrı karşısında kesinlikle taviz verilmeyeceği ve oyuncunun kadro dışı bırakılacağı belirtildi. Ancak kadro dışı kalıp parası ödense bile bu durum Galatasaray açısından sorun oluşturacak. Çünkü Fegüli ile Fesi anlaşması yapılmazsa oyuncu yabancı kontajdan birini kullanmış olacak. Sarı Kırmızılar böylece 14 değil 13 yabancı yola devam edecek. Fatih Terim ısrarla istiyor. Ali Galatasaray orta saha transfer için rotasını Kuzey Afrika'ya çevirdi. Sarı Kırmızıların hedefindeki isim ise Mısır ekibi Alahli Deforma Gen Ali -Oding. Mısır basını Galatasaray'ın Alahli ile görüştüğünü ve oyuncu için 5 milyon 500 bin dolarlık teklifte bulunduğunu yazdı. Mısır Futbol Federasyonu eski başkan yardımcısı Ahmet Sukubert de teklifi doğruladı ve Alahli'nin 9 milyon dolar istediğini ancak pazarlıkların devam ettiğini söyledi. Galatasaray'a yakın kaynaklarda Dink'in teknik direktör Fatih Terim'in listesinde ilk sırada yer aldığını doğruladı. Takımı gençleştirmek ve 2000'deki gibi bir jenerasyon ortaya çıkarmak isteyen Terim'in bu transferde ısrarcı olduğu, bu nedenle Galatasaray'ın da tüm imkanlarını seferber edeceği gelen bilgiler arasında 2019 yılında Cezayir ekibinden transfer edilen Dink gösterdiği performansla da Mısır ekibinin vazgeçilmezleri arasına girdi. Fatih Terim'in gelecek projesi işte yeni Galatasaray. 3 yıl sonra kafamdaki oynayabilen bir takım miras bırakmak istiyorum diyen Fatih Terim geleceğin takımı projesine tam gaz devam ediyor. Galatasaray tarihi başarılar yaşatan 2000 yılında UEFA kupasını alıp süper kupayı kazanacak takımın temellerini atan Terim yeni bir jenerasyon için çalışıyor. Kafasındaki takım anlayışını hızlı reaksiyon verip güçlü kontrapres yapabilen şeklinde ifade edilen tecrübeli çalıştırıcı dinamik bir futbolcu grubu için ilk adımları attı. Galatasaray'ın bu sezon bonservis ödeyerek reklerine kattığı 4 futbolcunun yaş ortalaması sadece 22. Söz konusu oyuncuların ortak özelliği ise Fatih Terim'in yüksek tempolu futbol anlayışına uyacak olmaları. Galatasaray'ın hedefindeki isimlerde benzer özellikte. Cimbom'un ilgilendiği oyuncuların en yaşlısı ise 23 yaşında. Terim transfer edilecek 30 yaş civarı oyuncuların bonservisiz olmasına ve kısa vadede takıma yardım etmesine yatırım yapılacak isimlerin ise 25 yaşından genç olmasına büyük önem veriyor. Çıkıldığa ha açıkladı. Hacı ile kıyaslanmak istemiyorum. Galatasaray'da üne Belanda'dan sonra 10 numaranın yeni sahibi aranıyor. Yeni transferlerden Çıkıldığa 10 numarayı giymek ister misin diye soran kulüp yetkililerine düşünmem gerek yanıtını verdi. Yakın çevresine ise bu formanın Galatasaray'daki ağırlığını biliyorum ama Hacı gibi bir efsane ile kıyaslanmak istemiyorum dediği öğrenildi. 4 farklı dönemde Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim takımlarında 10 numaralı formayı Hacı. Felipe, Revivo, Melo, Snyder ve Belanda giydi. Olympiakos'tan da Fegul yoklaması geldi. Son olarak Onyekuru'yu kadrasına katan Olympiakos, Başkan Burak Elmas'ın açıklamalarından sonra Fegul için yeniden devreye girdi. Onyekuru'yu renklerine bağlayan Olympiakos, Fegül'ün durumunu soruşturmaya başladı. Yıllık 3 milyon 850 bin euro kazanan Fegul için bu maaş seviyesine çıkmayı düşünmeyen Olympiakos'un nasıl bir karar alacağı merak edilmeye başlandı. Feguli geçtiğim sezon Galatasaray formasıyla ligde 22 maça çıkmış ve 2 gol 4 asistlik katkı sunabilmişti. Merih Demiral'ın yeni takımı da Atalanta oluyor. İtalya Ligi takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Atalanta'ya transferinde sona gelindi. İtalyan basını Atalanta'da forma giyen 23 yaşındaki Arjantinli savunma oyuncusu Cristian Romero'nun 50 milyon euro artı 5 milyon euro bonus karşılığında Tottenham'a transfer olacağını duyurdu. Atalanta'nın Cristiano Romero'nun yerine Merih Demiral'e ye dolduracağı da ortaya çıktı. İtalyan basını Atalanta'nın 23 yaşındaki milli futbolcumuzu 30 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralayacağını belirtti. Yunus Akgün'e de iki talep çıktı. Geçen son Adana Demirspor formasıyla muhteşem bir sezon geçiren ve TFF birincilikte şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Yunus Akgün'e iki süperlik kulübü yeniden talip oldu. Fanatik gazetesinden Yakup Çınar'ın haberine göre Adana Demirspor geçen son kiralda Yunus Akgün'ü bu kez bonservisiyle kadroya dahil etmek istiyor. Balotelli ve Belanda gibi yıldızları kadrosundan katan Adana ekibi 21 yaşındaki futbolcu için 400 bin euro teklif etti. Ancak sarı kırmızılı takım bu rakamı az buldu. Oğulcan Çağlayan'ın bonservisi karşılığında Galatasaray'dan 3 oyuncu talep eden Çaykur Rezispor Yunus Akgün'ü kadrosunda görmek istiyor. Ancak Yunus'un Karadeniz ekibine sıcak bakmadığı belirtiliyor.